Tayfun Taliboğlu'nu kaybettik. 55 evet. yaşında gazeteci abimiz. İşin tabii dediğim gibi siyasi kısmını bir kenara bırakırsak bir döneme damgasını vurmuş bir isim. Tabii. Zaten o siyasi çatışmalar, kavgalar nedeniyle birçok gönüllere taht kurmuş isimle milletin bir kesimi araya mesafe koydu. Tayfun da çok yazık ki o isimlerden biri. Ya Ömür, seven onu bir itiraz haline getirmemek siyasi lazım. Siyasi çıkışlarından dolayı itiraz haline getirmemek lazım Ömür. Mesafe koyanlar da çok oldu son dönemde ama gerçekten üzücü bir haber. Bam Teli programının yapımcısı, sunucusu. Duyalım bir sesini Tayfun abimizin. Tayfun Taliboğlu ile ilgili acı haber dün gece ajanslara düştü. Gece bir sıralarında İzmir Konak'taki evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi var. Şimdi Bircan detayları da okuyacak. Onun önünde detaylar var ama şöyle bir iddia var. Kalp krizi geçirdiği yönünde fakat net bir bilgi değil. Evet. Benim bildiğim o adli tıba gönderiliyor otopsi için. Değil mi Bircan? Ekstra evet, bilgileri senden aslında alalım. Aslında söylediğine toparlayalım. Gazeteci Tayfun Taliboğlu altta İzmir'de tedavi veririz. Altında alındığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Taliboğlu'nun Konak ilçesi Güzelyalı mahallesindeki evinde fenalaşması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kurtarılamadı. Taliboğlu'nun cansız bedeni bugün savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırılacak. Genç gitti. Allah rahmet eylesin. 55 yaşındaydı henüz. Tayfun Taliboğlu, değerli izleyenler, dediğimiz gibi medyada önemli bir isim. Bir döneme damgasını vurmuş bir isim. Son dönem çıkışları nedeniyle de işte dediğim gibi ayrı gayrı oldu. Yani. Yaşlı olmasaydı. Ya şey güzel değil. Bak bunun ayrısı gayrısı. Tabii sen istediğin kadar ayır veya bir tarafa gayır. Ömür. Ama tarih hep yaptığın iyi işleri yazacaktır. Yani evet. 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30-40 sene sonra yazacaktır. Ya körü körüne bir reddediş, körü körüne de kabulleniş doğru değil kardeşim. Ben hep onu söylerim. Yani bunu bir ihtiras haline getirmemek lazım. Rahmetli Levent Kırca'da da Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele etsin inşallah. Amin. Yani onda da aynısını yaşadık. Sizler sanatçısınız. Sizler çok önemli değerlersiniz. Yani o bilginizi, birikiminizi, entelektüel donanımlarınızı biraz daha milletin faydasına iştigal içerisinde olsalar da daha iyi olurdu. Siyaset yaparsın. Siyaset hepimiz yaparız. Her Türk gencinde hakkıdır yani. Ama bunu indireceğiz, yıkacağız vesaire diyerek ne oldu kendin? Tarık Akan da öyleydi. Allah yani militarist tavır bahvediyor. O güne kadar yapılmış her şeyi. Hani bir bina yapıyorsun. Gerek yok ki abi. Bence gerek de gerek yok. İki taraftan da gerek yok. Yani Allah Allah. Böylesine halkın gönlüne taht kurmuş isimlerin bu kadar bulaşmaması lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Benim bir de biz Tayfun abi, Allah rahmet eylesin. Ben Tayfun abi çok severim. Biz onunla aynı fakülteden mezunuz. O kamu yönetim mezunu ve siyasi görüşlerinden dolayı kaymakamlık yaptırılmadı ona. O kadar yani o kadar sert geçişleri vardı ki yani buna gerçekten gerek yoktu. Çok zor kazanılan bir bölümdesin, çok başarı gerektiren bir bölümdesin. Kaymakamlığı kazanıyorsun ve siyasi görüşünden dolayı yapamıyorsun. Ve ne yapıyordu biliyor musun? Kargo, kargoculuk ya da düğün sanatçılığın solistliği. Medya sektörüne girmeden önce, milliyetten hemen önceden bahsediyorum. Bu işi yapmadan önce kargo taşımacılığı ve düğün salonlarında solistlik yapıyordu ve siyasal bilimler fakültesi mezunu. Bu sert geçişler maalesef hayatlarımıza mal olabiliyor, bu sert duruşlar. Bu yüzden de Allah rahmet eylesin, sen bana diyorsun ya hep, sen çok iyi bir gazeteci olursun aslında. Bunu söyleyen bana ikinci kişisin. Çünkü bana bunu Tayfun abi söylüyordu. Öyle mi? Söylüyor muydu? Allah rahmet eylesin. Evet. Ya çok naif bir adam Ömür. Ben İzmir'de, böyle bir iki defa denk geldim kendisine. Ben o zaman birkaç yıl önce benim de Tayfun abiyle. Evet, ekstraya gitmişim. İnanılmaz naif bir adam. Çok çok mülayim. İnanılmaz mülayim, inanılmaz kibar bir adamdı. Yani anlatamam onun o kibarlığını. Fakat dedim ya, ya siyaset yapma herkesin hakkı kardeşim. Herkes, oy veren, yasal olarak oy vermeye hakkı olan herkes siyaset yapabilir. Sen siyaset yapabilir, yapsın da. Ama tekrar ediyorum, bunu bir savaş haline getirmek son derece yanlıştır. 4 yıldır çıkıyor bu. Yanlış. Neyi savaş haline? Neden getiriyorsun kardeş? Evet. Yazık, Tarık Akan'ı çok genç kaybettik. Levent Kırca'yı çok genç kaybettik. Levent Kırca çok önemli bir sanatçı ya. Çok önemli bir değerdi.
Gerçekten çok önemli bir değer ama son 15 senesine bakıyorsun. İktidarla savaş. Ya siyasi parti lideri misin? Nesin Allah aşkına Levent abi ya? Burada siyasette neticede senin o indireceğiz dediğin kesime de oy veren bir %50 tabii, var tabii yani. Tabii tabii işte orayı niye... Burayı niye kaybediyorsunuz? Hayır oradan sizler? Da seni çok seven var kardeşim. Yani baktığın zaman niye sen bölüp bir kenara atıyorsun? Anladım. Ben de bunu anlamıyorum bu işte. Ben gerçekten anlamıyorum yani. Doğum tarihi, doğum yeri Karslı. Karslı'da ki. Doğmuş. 1962 değil mi? 62 yılında Karslı'da doğmuş Tayfun abi ve ilkokulu Malatya'da okumuş ve Eskişehir Üniversitesi. Evet. Ben onu Malatya'da yani her yerden biliyorum. Biz onunla... Bak okuduğumuz bölüm bile öyle. Eskişehir Yunus Emre ilkokula da devam etmiş daha sonra. Ortaokulda yine Eskişehir'de okumuş. Liseyi de Ankara Atatürk Lisesi'ne tamamlamış. Ve sonrasında da üniversiteyi yine Ankara'da okuyup buraya gelme hikayesi ve Milliyet. Star, Milliyet'te başlıyor. MTV, sonra, evet. Star gazetesi yani ben, devam tabii, eden yakinen, bir şey. Tabii, benim de şaka maka 25 yılım geçmiş şimdi bu sektörde. Yani azmış değil çeyrek asır. 92'den beri. Yani kusura Tayfun bakmazsan de... şöyle söyleyeceğim biz seninle büyüdük yani. Benle mi? Evet. O derece olduk yani. Evet yani gerçekten. Ben tabii çok küçük yaşta girdiğim için. Evet. Şimdi Tayfun abimizin bir sesinden de belgeselinden de bir ay, anons. Çok güzel şarkı da okurdu. Tabii. Çok güzel şarkı da okurdu. Türkü de okurdu. Tabii. Çok güzel türkü okurdu. Evet. Rahmetli. Anadolu insanıydı ya. Rahmetli güzel türkü okurdu. Bir anonstan güzel şöyle ya da evet. Şiir vesaire varsa güzel Tayfun Taliboğlu'ndan. Ayrılık, Allah gani gani ayrılık türküsü okurdu mesela. Çok fena. Değil mi? Direkt ciğere işlerdi. Ya. Ses tonu da onun özeldi zaten. Davudi bir sesi vardı kendisinin. Allah rahmet eylesin. Tamam bir hemen gelsin. Tayfun Taliboğlu'nun ölüm haberi bile ki Türkiye'ye mal olmuş bir adam. Hı hı. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok da önemli ben dün bir baktım adam. Sosyal medyada Nihat. Hı hı. Yani nefret kusan insanlar var kardeşim bu doğru mu ya? Ya ölümden nasıl? Ben ölümde bile biz birleşemiyorsak ya kardeşim, artık. Kardeşim bak. Çok yazık. Şimdi sağ olan yaşayan bir insanla ilgili etkiye tepki verebilirsin. Ama... Ölmüş bir insan, vefat etmiş bir insan artık Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Tabii. Onunla ilgili günahıyla, sevabıyla ona o faturayı kesecek. Biraz daha halk diliyle konuşmak kulağım istiyorum. Kulağım ses alabilir. Faturayı kesecek olan gittiği makamdır. Heh. Allah katıdır. Evet. Allah'ın kendisidir. Şimdi bize laf düşer mi? Allah, al ya Allah, Allah Allah. Biz niçin yaşıyoruz? Herkesin bir amacı cennete gitmek için yaşıyor inanan insanlar. Hı. Ya zaten öldükten sonra Allah kim faturayı kim kesecek abi? Günahın, vebalin, sevabın